Sonraki kısım Pegasus'un müşterileştirme yaklaşımı. Evet, müşterileştirme diyorum arkadaşlar. Yani normalde bu adam sokaktan geçen birisiyken onu nasıl haberdar ediyor? Pegasus diye bir hava yolu şirketi var. Ondan sonra sen gel beni tercih et. İkna ediyor. Sonra da gelip satıyor ve hizmetini teslim ediyor. Yani öyle düşünün. Reklam panoları, sosyal medya, Instagram reklamları, uçak bilet satış siteleri demiş arkadaşlar. Evet, bilet satışı sadece sitelerden mi satılıyor? Eskiden mesela çıktığını düşün. Kaç yıllık? 15-20 yıllık mı oldu şey? Hemen siyaseti karıştıran arkadaşlar var. Her zaman oluyorlar. Kulaktan kulağa TV reklamı, bilet satış sitesi, kısa boylular, influencerlar, kazaya karşı. Şimdi arkadaşlar bu paylaşımın bitiminde söyleyecektim ama şimdi de söylemeye başlayayım. Şimdi bu iz yani ben ekosistem diyorum yancılar. Yani size girişimcilikle ilgili bilgi veren arkadaşlar, eğer bu arkadaşlar seri girişimci değillerse, yani seri girişimci diye özellikle söylüyorum veya yatırımcı değillerse kendi bir defa başarılı olmuş oluyorlar. O başarıyı herkese söylemek istiyor olabiliyorlar. Bunun farkında olup yani bak bunu ben yaptım ama sen de çalışmayabilir diyen o farkında olan girişimciler de var ama şeyde bu arkadaşlar aslında fırsatı görüp de yola çıkıyorlar. Dolayısıyla fırsatı o pazarı gördükleri için pazardaki boşluğu bildikleri için iş modelinin bütün bloklarını ona göre doldurdular. Mesela bir arkadaşınız oraya mesela bir arkadaşınız birkaç arkadaşınız acenteler yazdılar mesela. Sonra bilet satış siteleri diye söylediler. Şimdi acenteleri düşünün. Paça cipsini de örnek verdim. Benim değer teklifim ucuza bilet satmak. Ucuza bilet satıyorum. Dolayısıyla ben tepede yani Erhan Hoca'nın yaptığınız şeyi düşünün. Gelir tarafında ben düşük başlıyorum. Benim fiyatım düşük. O zaman benim aşağıda en altta kar kısmında para kazanmam için ne yapmam lazım? Bütün giderleri düşürüyor olmam lazım. Başlangıç giderimi, değişken giderimi ve sabit giderlerimi düşürmem lazım. Çünkü benim en tepede baskılayan benim gelirim fiyatından dolayı düşük. Dolayısıyla ben giderlerimi de daha fazla baskılamazsam ben kar elde edemeyeceğim. Yani niye Ali Sabancı'yı seviyoruz? Çünkü iş modelinin farkında olan bir girişimci. Ben diyor fiyat düşük fiyat satıyorum diyor. O zaman diyor ben diyor ikram yaparsam, ben de Atatürk Havalimanı'ndan uçarsam, ben de işte call center yaparsam, rakibin verdiği gibi hizmetleri ben de sunarsam benim sabit masraflarım, değişken masrafım artacağı için gelirinden çok giderim olacak. O zaman ben zarar edeceğim. O yüzden ne yapıyor? Ben iş modeli tasarımını yaparken bunun farkında olarak yapıyorum. O yüzden kanal seçiminde de millete komisyon vermektense ne diyorum? En ucuz biletler her zaman flypgs.com'da diyorum veya mobil uygulamamda diyorum. Çünkü diğerleri üstüne komisyon koyarak satıyor. Çünkü cebinden gidecek parası yok. O zaman karından vermiş oluyor. O yüzden sen de karşılaştırmada dezavantajlı hale geldiği için de diyor önce bana gel diyor. Benden al diyor. Mesela diğer sitelerde öyle demiyorlar şeyde. O yüzden siz de kendi tasarımınızı yaparken zaten şimdi buradan sonra geçeceğimiz konu o. Pazardaki boşluk ne? Hangi konumu hedefliyorsun? O konum sana ne gerektiriyor? Sen gidip sabah yazdığında işte Bebek'te ondan sonra sahil yerlerinde Etiler'de bir Starbucks satacaksan o aracının da ona göre görünmesi lazım. Barista'nın da ona göre giyinmesi lazım. Yaklaşımının da ona göre olması lazım. Şeyde. Aynı şekilde kapalı çarşı satıyorsan da Türkçe bilen birisi satamaz orada. Rusça bilmesi lazım, Arapça bilmesi lazım, Çince bilmesi lazım, Japonca bilmesi lazım, İngilizce, Almanca, Fransızca bilmesi lazım ki insanlar satış yapsın. Dolayısıyla hani iş modelinin tasarımını yaparken hep pazarda ne hangi pazara çıktığının farkında olmanız lazım. Ve hep o tepede Erhan Hoca ile beraber yaptığımız o gelir gider tablosunu basit bir şekilde hızlıca yapmanız lazım. Ve oraya göre yani bak bizim başlangıç maliyetini düşürmemiz lazım. Değişkenleri sürekli azaltmamız lazım. Gibi şeyler düşünmeniz lazım. Burada
şey diye düşünün arkadaşlar, illa hani low cost, ucuz bir hava yolu, ucuz bir iş modeli yapmanız gerekmiyor. Onu birazdan anlatacağım. Ona göre de iş modelinizi değiştirmeniz lazım. Mesela örnek verelim. Boğaz'da, İstanbul Boğazı'nda 7 yıldızlı bir otelsin. O zaman sen gelir gideri kısmı odaklı mı düşünürsün? Banyosuna tuvalet kağıdı koymuşsun. Bir katlı veya hemen kopanlardan. Şimdi sen oraya Boğaz gören odayı satmışsın. 1500-2000 dolara, kaç para dolara sattıysan. Sonra oraya gitmişsin, dandik bir şey koymuşsun. Olmaz. Senin orada en kalitesini kullanman lazım. Dolayısıyla o değişken giderlerini gider minimize etmekten çok değer yaratmaya odaklanman lazım. Orada ne yapıyorlar? İyi otellerde sana gidip herhangi bir yerden bulabileceğin sabundan çok sana güzel en kaliteli mağazalardan alacağın sabun, parfüm gibi şeyleri koyuyorlar. Değil mi? Yani öyle markalı parfümleri koyuyorlar. Yani şeyde, o şekilde yapıyorlar. Değeri arttırmaya yönelik yapıyorlar. Dolayısıyla bizim aslında blok blok düşünüyoruz ama aslında kafamızda hep o sabah yaptığımız gelir gider tablomuz var. Biz ucuza satıyoruz, çok satmamız lazım. Bizim değişken giderleri düşünmemiz lazım. Sabit masrafları azaltmamız lazım veya değer yaratmamız lazım gibisinden düşünmemiz lazım.